Ya adam hiçbir günah yapmakla kafir olmaz. Artık günahın aklına hayaline gelmeyen günahları düşünebilirsin. Babasını mı öldürmüyor? Anasıyla mı zina etmiyor? Babasının kafasını mı kesmiyor? Kafatasında şarap döküp mü içmiyor? Ne yapmıyor ya? Fakat bu adam yaptıklarının haram olduğuna inanıyor. Bunlar Allah yasak etmiş. Ben inanıyorum harama helala. Ama canım böyle istiyor yani böyle yaptı. Keyfim böyle geldi diyor. Yaptı. Bu adama bile kafir diyemezsin diyen İmam-ı Azam'ın mezhebindeyiz biz. Harama helal demedikçe. Çünkü itikatın özellikleri var. Ama sen Kur'an'ın ayetiyle çeliştikten sonra göklerin evveli yok. Onlar da Allah gibi kadim. Dediğin anda sabaha kadar teheccüd kılsan, akşama kadar oruç tutsan, ömrün boyu ibadet yapsan yine kafir oluyorsun. Çünkü hiçbir günah adamı kafir etmiyor. Adamın imanı varsa helal harama. Hiçbir ibadet de adamı Müslüman etmiyor. Hiçbir ibadet. Kabe'nin içinde iki rekatta Kur'an'ı atmetti herif. İki rekatta Kur'an'ı atmetti. Öyle hafızı kurra Kabe'nin içinde evliya falan falan. Ama bu adam diyor ki göklerin evveli yok. Göklerde Allah gibi hep vardı. Şirk. Ne diyorum sana? Hiçbir günah helal harama inandıktan sonra imanı varsa günah yüzünden adam kafir olmaz. Günahkar olur. Cehennemlik olur. Allah dilerse atar, dilerse ayrı dava. Kafirde kesin karar veriyor. Müslüman da veya gıfırul imen yaşa. Dilediğimi bağışlayabilirim pay koymuş. Günahkara da pay koymuş. Kesin cehennemlik diye şahıs olarak o adam için konuşamıyoruz. Ne kadar günah olsa da el böyle kaideleri var. Bunlar eslemez Ve değişmez. Ama sen bunlarda haberin yok şu işte. El-Hüsned'in derken İslam'ın kaideleri bunlar. ayet hadisler bunlar.